Arkadaşlar bu videomda TET sınavının yarım sarda artırılması ile ilgili biraz konuşma yapacağım ama farklı bir konuşma olacak. Ben de farklı bir bakış açısıyla hani herkesin baktığı pencereden değil de farklı bir pencereden bakacağım ve sizi çok güzel bir yere yönlendireceğim. Acayip macayip işinize yarayacak ve sizi çok geliştirecek bir yere yönlendireceğim. O da videonun sonunda. Çok kısa olacak zaten video. Ee, çok hızlı bir şekilde geçeceğim arkadaşlar. Ama öncelikle YKS kılavuzunda yayınlanan şeylerden bahsedeyim öncelikle hızlı bir şekilde sizlere. Arkadaşlar YKS başvuru tarihleri öncelikle 11 Şubat ve 7 Mart 2022'de olacak. Ücret ödeme için son günde 8 Mart'ta olacak. E, TYT'nin tarihi 18 Haziran e 2022'de ve e, saat 10.15'de başlayacak Cumartesi günü 165 dakika oldu. Yani ne oldu? Sınav süresi yarım saat arttırıldı arkadaşlar. Yalnız yine değinmeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Bana da çok soran oldu. Biz de çok konuştuk arkadaşlarla. Siz de çok öğretmenlerinizle konuştunuz. Sohbet ettiniz falan filan. Rehberlik öğretmenlerinizin yorumu oldu. Youtube'da benim gibi öğretmenlerin belki yorumları olmuştur. Ki büyük ihtimalle olmuştur. Çünkü ben bunu duyar duymaz anca müsait olabildim. Ekranın karşısına geçtim. Biraz da sizinle sohbet etmek istedim yani açıkçası. Ee, öğretmenlerinizin yorumu mutlaka var. Yani çoğu farklı bakış açısıyla değil de hemen hemen aynı bakış açısıyla gitmiştir. E, kimisi sevinmiştir, kimisi üzülmüştür. Kimi öğrenciler sevinmiştir, kimi öğrenciler üzülmüştür. Ama ben sadece şunun altını çizmek istiyorum. Orada e, şunu söyleyeyim arkadaşlar. Çok fazla sevinmeyin. Yani sevinen arkadaşlar da çok fazla yani bu bunun rehavetine kap kapılmasın. Çünkü niye? 2020 sınavında da yarım saat arttırıldı, yetiştiremeyen yine yetiştiremedi. Ha sınav Nasıl olacak hocam? Aynı ayarda mı gelecek? Zor mu gelecek? Daha mı zor olacak? Daha mı şey gelecek? Bunu bilemeyiz ama bence e, sınavdaki cümleler yani içerik belki aynı olabilir ama sınavdaki cümleler yani paragrafta zaten elektrik faturası gibi şeyler geliyordu. P p şeyler Paragraflar geliyordu. Aynı şey matematiğin içerisinde de olabilir gibime geliyor. Geometrinin içerisinde olabilir gibime geliyor arkadaşlar. Cümleler sanki biraz daha arttırılacak. Bu tabi sadece matematik geometri için değil bütün dersler için. Fizikte de kimyada da bilme, biyolojide de e, bu şekilde okuduğunu anlamaya yönelik şeyler çok fazla gelebilir. Bunun sebebini söyleyeceğim biraz sonra. Öncelikle şunu bitireyim isterseniz. Şimdi AYT'nin tarihi de 19 Haziran 2022'de saat 10.15'de başlıyor 180 dakika. YDT'de işte 19 Haziran'da 15:45'te ve 120 dakika olacak. Bunlarda herhangi bir değişiklik yok. Yalnız e, sınav ücreti 115 lira. Ee, ve ücret için son ödeme tarihi 8 Mart. işte 11 Şubat ile 7 Mart arasında ya. Ücretlerinizi lütfen yatırın arkadaşlar. Sonrasında çünkü 16-17 Mart'ta %50 daha fazla yatırmak zorunda kalırsınız arkadaşlar. Şimdi sınavla ilgili bu TYT arttırıldı ya. Benim hislerim bu sadece benim hislerim arkadaşlar. Gelebilir diyorum. Olabilir diyorum. Lütfen. Çünkü ben bunu kendim gözlerimle de şahit oldum arkadaşlar. Ee, nasıl şahit oldum? Arkadaşlar biliyorsunuz bu sene PISA sınavı olacak. PISA sınavı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. PISA sınavı oluyor arkadaşlar. Her 3 yılda bir ya da 4 yılda bir yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar. E, şeyle yapılıyor. Yani bu 70 küsur ülkenin katıldığı bir sınav. Yani Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı. Öğrencilerin... İşte ülkeler arasındaki yeri nedir? Türkiye kaçıncı sırada ya da diğer ülkelerin arasında kaçıncı sırada olacak gibi. Pisa sınav sorularını isterseniz şöyle bir indirin. Bakın arkadaşlar, çözün. Aa ne kadar kolaymış hocam diyeceksiniz. Evet, sorulara bakacak olursanız bizim yeni sınav sistemine benziyor aslında. Ne yapıyor? E açıklamalı bir şekilde okuduğunu anlamaya yönelik cümleler çok fazla. E, soru köküne baktığınız zaman aslında çok da Zor olmayan bir soru kökü. Zaten bunu geometride görüyoruz. 2018'den sonra özellikle daha fazla görüyoruz. Sorular nasıl? Şöyle uzunmuş gibi geliyor. Ama okuyup güzel bir şekilde anladığın zaman aslında sorunun eski nesil bir sorudan farklı olmadığını ve aslında o tür soruların daha kolay olduğunu görüyoruz. Sadece ve sadece soruyu ilk defa orada o anda gördüğümüz için biraz ürküyoruz. 2021 sınavına bakabilirsiniz arkadaşlar. 2021 sınavında en zor soru, tyT sınavında en zor soru çokgen sorusu. Yani düzgün dokuzgen sorusu vardı. O da eski nesil bir soru, yeni nesil bir soru değil. Yani zor sorular yine eski nesil sorulardan gelecek. Yeni nesil sorular sizin gözünüzü asla ama asla korkutmasın. Hatta PISA sınavına bakın diyorum ya. İşte ee, bu zaten yeni nesil sınava geçmemizdeki amaç da bu tür platformlarda yani bu tür yerlerde biraz daha başarıyı gösterelim, başarılı bir şekilde olalım ya da çağa ayak uyduralım diye yapılmış bir sınav sistemidir arkadaşlar bu. Şu anki 2018'den sonraki olduğumuz sınav sistemi. Ve bu anlamda bu anlamda hemen aşağıya geliyorum. Bakın şurada bizim öğretmenlerimiz işte ee, Ölçme değerlendirmedeki öğretmenlerimiz çok mükemmel işler yapıyor arkadaşlar. İnanılmaz derecede mükemmel işler yapıyor. Tamam sizler PISA sınavının örneklerine bakacaksınız. Belki kolay gelecek ama değişik değişik şeyler görebilirsiniz. Matematikte, geometride, evet, matematikle ilgili, geometriyle ilgili, Türkçe ile ilgili çok güzel sorularla karşılaşacaksınız ama bir de lütfen ama lütfen bu dediğimizi kesinlikle ama kesin yapın. Çünkü sen ben girdim, inceledim. Ben ağzım açık kaldı bazı sorularda arkadaşlar. Hani biz kitaplarda yeni nesil sorular diyoruz ya. Evet ya yeni nesil sorular da artık kitaplarda da tıkandı galiba değil mi? Yok hep katlıyoruz. Yok işte güneş batıyor. Yok halıyı katladık böyle astık duvara. Yok duvara çivi çivi e, duvara pano astık. Yok efendim burada açıyla gider. Hep aynı şeyleri söylüyormuşuz gibi hissettim bak mesela şimdi ben. Ama orada orada sorularda arkadaşlar çok değişik şeyler göreceksiniz. Nerede? Hemen oraya girin ve bakın aşırı derecede faydasını göreceksiniz. Bence sınav sisteminde yani oradaki sorulara benzer sorular da gelecek arkadaşlar. Neresi? Şurada büyüteyim isterseniz burayı biraz. Şöyle arkadaşlar şu siteye girin. E izleme map tr arkadaşlar. E izleme nokta map girin. Google araç çubuğunda e izleme yazsanız bile olur. E izleme yazdığınız zaman ilk yere tıkladığınız zaman basın. Şöyle bir sayfa çıkacak karşınıza. Bak ekran fotoğrafını da almışım şurada. Şöyle bir ekran çıkacak karşınıza. Öğrenci giriş var. Öğretmen giriş var. Siz öğrenci girişine tıklayacaksınız. Tıkladıktan sonra da şöyle bir yer geliyor arkadaşlar. Buradaki bilgileri dolduracaksınız. Doldurduktan sonra matematik testi karşınıza çıkıyor. Fen testi karşınıza çıkıyor. Türkçe testi karşınıza çıkıyor. Fende fizik kimya biyoloji ayrımı tam emin değilim. Galiba bitişikti arkadaşlar. Ona siz bakarsınız. Ve lütfen her gün bakın şimdi bugünden itibaren değil de yarından itibaren başlayarak her gün kendinize bir test uygulayın. Yani yeni nesil amaç ne? Buradaki amaç ne? Ya yeni nesil sorulara bir alışkanlık meselesi arkadaşlar. Gerçekten böyle çok değişik yapıda çok güzel, çok hoşunuza gidecek çok yeni nesil sorular var arkadaşlar. Böyle e, dediğim gibi cümle sayıları yeni sınav sisteminde sanki artacak. Yani ben burada sürenin 30 dakika artmasıyla bu yorumumu yapıyorum. Yani bunu anlıyorum ben. Ondan dolayı cümle sayıları artacak. Tam buradaki size işaret ettiğim sitede de e izleme modülünde de Böyle bir şey var. PISA sorularında da böyle bir şey var arkadaşlar. Yani kendinizi hazırlayın. Yani bir şey öğrenmek her zaman iyi bir şeydir arkadaşlar. Bir de biz, ben hep şunu söylüyorum. Ya bir soruyu ya da bir soru tipini eskiler nasıl böyle çok çok daha hızlı yapıyordu arkadaşlar? Soru, eski nesil sorularda soru tipini öğrenciler makine gibi çözüyordu, ezberliyordu. Sorusu geldiğinde hemen ha ben bunu gördüm. Tak 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 yapılıyordu. Şimdi de artık yeni nesil sorularda olay biraz buna da gidecek gibi arkadaşlar. Hani bazı yorumlarda ben şunu görüyorum. Nasıl ki tablo sorusu çıkmadan önce ben tablo sorusu yazmıştım ya. Aa hocam sayenizde tablo sorusunu yaptım diyenleriniz çoğunluk oldu. Niye? Sen bu tablo sorusunu daha önce benim kanalda gördün. Sınavda da çıktığı zaman bir özgüven geldi kendine. Ee, sınava girip sınavdan sonra yazan arkadaşlarınızı söylüyorum. Ya bunu Kenan Hoca çözmüştü demem bile sana bir rahatlık sağlıyor. Yani Kenan Hoca'nın PDF'inde çözmüştüm zaten. Bunu demek bile sana bir rahatlık sağlıyor. O rahatlıktan sonra soruya bakış açın çok çok değişik oluyor. Ama ilk defa bir tablo sorusu çözen, duvara tablo asılma sorusu çözer arkadaşlar ne yapıyor? O ne ya? Ben böyle bir soru ilk defa görüyorum ben. Bunu çözemem deyip geçiyor. Ya da okuyor 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 stres yapıyor. Çünkü daha önce görmedi. Acaba nasıl bir soru? Çok değişik bir soru. Bu uzaydan mı geldi? Nereden geldi? Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım diye yorumlarınız oluyor ama gören insan direkt Aa ben bunu Kenan Hocada görmüştüm zaten tak 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 oh be yaptım Kenan Hoca sayesinde yaptım değil aslında sen kendin yaptın olabilir. o da ayrı bir konu da neyse ama gördüğün için hani burada ben sana gösterdiğim için sen şanslısın çünkü kafan rahatlı psikolojik mano soruya daha rahat bir şekilde baktın şimdi sen de buraya baktıktan sonra yani ben baktım gerçekten kitaplardakinden çok çok farklı yeni nesil sorular var arkadaşlar. Sen orada yeni nesil sorulardan böyle birkaç tanesi karşısına çıksa birkaç türü karşısına çıksa valla sınav anında psikolojikman çok da çok 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 daha rahat olacaksın ve çok iyi bir şekilde oradaki soruları da yapacaksın. Çünkü beynin alışkın, gözün alışkın. O tür soruları sen daha öncesinde çözdün. O yüzden o YKS sınavında çıkacağı zamanda sen o sorunun üstesinden daha iyi bir şekilde geleceksin. Lütfen bu tavsiyeme uy. Her gün bir tane test. Matematik çöz. Sonra ertesi gün Türkçe çöz. Ertesi gün işte fen fen testini çöz. Çok ilginç sorularla karşılaşacaksın. Demedi deme. Ben valla bütün öğrencilerime e, tavsiye ediyorum. E, videoyu izleyen arkadaşlar da lütfen. Seven arkadaşlar. Arkadaşlarını eğer seviyorsa. Arkadaşlarını yönlendirsin. Videoyu izlemeye değil. izlenmesin benim videom. Önemli değil. Bak Kenan Hoca böyle 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 dedi. E, şuraya baksan iyi olur diye arkadaşını da uyarırsan e, çok sevinirim. Çünkü bizim görevimiz sizleri uyarmak. E, sizler yani ben bir kişiyi uyardıysam, bir kişi de on kişiyi uyardıysa ve söylediyse baya e, bayağı bir kişiye hitap etmiş oluruz ve bu beni çok mutlu eder. Videonun izlenmesi değil. Herkesi bilgilendirmek çok mutlu eder. Tabii bu bu benim yorumum. Cümle sayısı artacak ve sizin açınızdan iyi bir testler olacaktır. Çünkü değişik, çok değişik tarzda yeni nesil soruyla karşılaşacaksınız. Ha bazı soruların 2-3 tane cevabı oluyor. 2 tane tıklamalar falan oluyor. O da bilginize olsun arkadaşlar. Bazı sorularda e, elinizde yazmalı cevap yazabiliyorsunuz. 3 yazıyorsunuz. 5 yazıyorsunuz. Bazı sorularda e, bilgisayar sisteminde kullanmanız gerekebiliyor arkadaşlar. Dikdörtgeni çiziyorsunuz mesela orada. İşte e, dikdörtgeni çiziniz şeklinde ya da şekli çiziniz şeklinde şeyler oluyor. Cevaplar oluyor arkadaşlar. E, onları da e, zaten birkaç tane çözdükten sonra alışırsınız arkadaşlar. Testi çözdükten sonra orada çözümleri de çözümleri derken e, cevap aratları da gözüküyor arkadaşlar. Lütfen ama lütfen bu videoyu herkese duyurun. Yani bu videoda anlattıklarımı herkese duyurun. Ve e-izleme arkadaşlar. Bakın şu site çok önemli bir site. Lütfen buraya girip buradaki testleri çözün. Bence dediğim gibi sınav süresi uzatıldıktan sonra ve bu senede PISA sınavı yapılacak ve bakanlıktaki herkes bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yapıyor ya. Yani ben orada bir şüphe böyle edindim arkadaşlar. Ciddi anlamda çok ciddi bir çalışma var. Ee, ölçme değerlendirmedeki arkadaşları da biliyorum. Onlar da çok bunlarla ilgili güzel projeler, güzel sorular da çıkartıyor. Yani bunun arkasında böyle bir şeyler de olabilir. Ee, hadi bakalım spoiler aldınız. İnşallah düşündüğüm gibi gelir de. Yani... Ee, daha doğrusu orada kendinizi geliştirin de gerisi önemli değil arkadaşlar. Evet gençler ee, sonraki videolarda bu hafta içerisinde ya da sonraki haftalarda çok güzel bir içerikle de karşınıza geleceğiz. Buradan da onun bir spoilerını vereyim isterseniz. Çok güzel bir oynatma listesiyle karşınıza geleceğiz. Yakında da onun duyurusunu da yaparız arkadaşlar. Oradaki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.